1956 biliyorsunuz Süveyş krizinden sonra Ruslar Orta Doğu'ya giriyor. Rusların Orta Doğu'ya girmesiyle Türkiye'de o sırada zaten NATO ülkesi içinde ve Suriye üzerinde bir baskı oluşturulmaya çalışılıyor. İsrail, Fransa, İngiltere ve Türkiye. Bu baskı uzun süre mücadelelere neden oluyor. Şimdi bu genç Minasyan'ın Ermeni belgelerinden ortaya koyduğuna göre 1957 yılında Lübnan Rus istihbaratı gelerek buradaki Ermenilere şunu söylüyor. Diyor ki 1915 olaylarında savaş içinde geçen olayları günümüzde kabul edilen boyutlar içinde Türkiye'ye karşı bir soykırım olarak ileri süreceğiz. Bu konuda da size yardım edeceğiz. Bakın o zamana kadar bu Ermeni olayları 1915'teki gelişmeler, Birinci Dünya Savaşı uluslararası toplumun göz önünde değil. Niye biliyor musunuz? İkinci Dünya Savaşı olmuş ve İkinci Dünya Savaşı'nda ölen insan sayısı 70 milyon. Yani 1,5'tı, 10 bindi, 5 bindi değil. 70 milyon birbirinden adam öldürmüşler. Öldüren kimler? Batılılar. O yüzden Birinci Dünya Savaşı'nda şu kadar oldu, bu kadar oldu, bu savaş böyle oldu gibi bir şey yok. Fazladan da Musevi soykırımını ortaya çıkaran ilk defa Doğu Alman tarafına giren Rus orduları bu kamplara eriştikleri zaman bunu yüksek bir propaganda olarak ortaya çıkartıyorlar ki Almanlara karşı Ruslar 20 milyon insan kaybetmişler. Bu 20 milyon insanın propagandasını yapmıyorlar ama bu tüm bir propagandaya başlıyorlar. Ve bu propaganda Orta Doğu savaşlarından sonra tekrar büyümeye başlıyor. Asıl büyümesi 1967 İsrail Orta Doğu Savaşı. Hemen Filistin Kurtuluş Örgütü'nün yanına Rusya Asala'yı kurduruyor. Ermeni İntikam Komandoları. Ve bu olay uluslararası alandaki gelişmelerle Türkiye'ye karşı büyüyor. Hem orada terör yapıyorlar, hem de Orta Doğu'dan Türkiye'ye gelen uçak kaçırma, biliyorsunuz Ankara'daki havaalanına gelip bastılar, öldürdüler. Peşinden Rusya'dan gelen emri açıklamış belgelerle. Diyor ki, NATO'nun ne kadar zayıf olduğunu göstermek için Türk diplomatlarını NATO ülkelerinde vurun diyor. Ve bizimkileri patır patır vurmaya başladı. Türkiye, 67 Savaşı'ndan sonra zaten bir de Kıbrıs olayları var. Bu güce katılmayınca Başkan Johnson Ermeni konusunu alıyor, Amerikan parlamentosunun önüne götürüyor. Ve bu olaydan sonra onlar da Amerikan Ermeni diasporasının desteklediği Ermeni Adalet Savaşçıları kuruluyor. Onlar da sosyalist ülkelerde Türk diplomatlarını vuruyorlar. İşte Moskova bombası, Moskova metrosunu bombalıyorlar, diğer alanları tahrip ediyorlar, oradaki diplomatlarımıza vuruyorlar ve olaylar büyüyor. Halbuki bu savaş sırasında bir kısmı Ermenistan tarafına göç etmiş, bir kısmı Amerika'ya göç etmiş, bir kısmı din değiştirerek Müslüman olmuş. Bir kısmı işte Suriye'ye doğru yapılan bu sek ve yeniden yerleşimle aşağılara doğru gitmiş. Ama Batı dünyası gösterdiğiniz bütün evraklara inanmıyor, kendi söylediğini kabul ediyor. Çünkü imaj şu, nasıl olup da bir Müslüman ülke bu kadar Hristiyan'ı sürer ve katledebilir? Yani bu kadar Müslüman'ı sürer katlederseniz hiçbir ses yok. Ama Müslüman bir ülke bu kadar Hristiyan'ı sürüp katlederse bu sayı gittikçe artabilir. Bugün yapılan BBC'deki konuşmaları da dinledim. Aynen bu imaj. Gördüğünüz gibi DAEŞ'in yaptığını yapıyorlar. DAEŞ'te nasıl Orta Doğu'daki Hristiyanları kesiyorsa işte onun kökleri
Türklerin 1915'te yaptığı bu olaylarla başlamıştır. 2001 yılında Fransa diasporanın etkisiyle bir yasa kabul etti. Yasa şöyle, Ermeni soykırımı yoktur demek suçtur. Gittik Fransız parlamentosunda bu yasa teklifini veren milletvekilleriyle görüştük. Ya böyle bir şeyi nasıl söylersiniz? Özellikle Marsilya milletvekili, yani Ermeni'nin çoğunlukta bulunduğu bölge. Dedi ki vallahi benim 28 bin oyum var Ermenilerden. Bir de Fransa'nın şöyle bir durumu var. Aynı yerden 28 bin oyla belediye başkanı oluyorsunuz. Aynı zamanda milletvekili oluyorsunuz. Yani hem belediye başkanı hem milletvekili olabiliyorsunuz. Siz de dedi Türklerden 28 bin oy bulun. 1915'te ne oldu aslında beni ilgilendirmez dedi. Eğer Türkiye Ermenistan yakınlaşması olursa ve Karabağ sorununu çözmek isterlerse ki Azerbaycan'la dostluğumuz çok önemli, bütün petrol hatlarımız oradan geliyor. Rusya Kafkasları kaybedeceği için Putin her seferinde gidip orada bu bir soykırımdır demek zorunda. Ama Sayın Başkan'ın söylediği gibi bir şey almak istiyorlarsa biz onlara bir şey vereceğiz. Bu çok şaşırtıcı bir şey olacak.